Erzurum'da en soğuk kış günlerini yaşıyoruz. Tabii burada bizim özellikle vurgulamak istediğimiz konu da doğada yaşayan hayvanların bu kışta, bu soğukta zorluk çekmemeleri. Bu anlamda arkadaşlarımızla birlikte ilçemizde bulunan parklara meyveler astık ve kuş yuvaları astık. Buradaki amacımız özellikle bu soğuk havalarda doğada yaşayan kuşların soğuktan etkilenmemesi ve yiyecek bulma noktasında çekmiş oldukları sıkıntıları da bir nebze olsun gidermek. Çünkü bu bizim aslında kültürümüzde var. Tarihimize baktığınızda mesela 12 hayvanlı Türk takvimi bu anlamda bizim hayvanlara ne kadar önem verdiğimizin bir vurgusudur. Sayın Cumhurbaşkanımız geçmiş olduğumuz günlerde bu konuyla ilgili bir takım açıklamalarda bulundu ki biz belediyelere bu sorumluluğu yükledi. Bu konuda da biz gerekli çalışmayı yapıyoruz. İnşallah bu süreç içerisinde amacımız sokaktaki hayvanların bu soğuk kış koşullarında hayatlarını devam ettirebilecek şekilde pozisyonlar oluşturmak. Zaten baktığınızda Osmanlı'da da bu gelenek vardı. Yani aslında meyve ağaçlarında hayvanların hakları bırakılırdı, toplanmazdı. Tabii Erzurum bu meyvelerin yetişmesi için uygun iklim koşullarına sahip değil. Bu anlamda biz de biraz o geleneğe de vurgu yapmak açısından ağaçlara meyveler astık ve kuşların bunlardan yararlanmasını sağlıyoruz. Ona bir şey yok.